Bundan 3 ay önce biz Ankara'ya konfederasyon olarak gidip Sayın Bakanımızla, Sayın Jandarma Genel Komutanımızla görüştüğümüzde korucularımızın böyle bir beklentisi olduğunu, uzman çavuşluğa tekrar geçişini istediklerini ve yaşın da biraz daha yükseltilmesini söylemiştik Bakan Bey'e. Ve Bakan Bey de bu talebimizi doğrultusunda tekrar yeni bir çalışma yapıp koruculuk geçişinin 27 yaştan 32 yaşa çıkarılmasını dün iftar programında bize söyledi, müjdeyi verdi. Tarihi boyunca ilk defa Hamidiye alaylarından bugüne kadar ilk defa böyle bir sistem oldu. Tabii ki korucularımız şu an uzman çavuş oluyor. Uzman çavuş olduktan sonra eğitimleri tamamladıktan sonra sınavlara girdikten sonra subay olabiliyor, astsubay olabiliyor. Bu yani biz korucu camiasını çok mutlu etti. Ayrıca da bu uzmanlığa geçiş için çok büyük bir talep de vardı Türkiye genelinde. Koruculuk alımlarında eskiden Van'a 500 kadro geldiğinde 5000 kişi müracaat ediyorsa şu an 10.000 kişiye çıkacak. Çünkü koruculuktan uzman çavuşluğa geçiş daha rahat olduğu için bu da bir avantajdır memleketimize. Başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere, Sayın İçişleri Bakanım olmak üzere, Sayın Jandarma Genel Komutanım olarak olmak üzere hepsine teker teker korucularım adına, şahsım adına teşekkür ederim. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye de devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede büyük petrol yatakları Sayın Cumhurbaşkanımız bulmadı. Altın madenleri bulmadı. Cenab-ı Hakk'a ve milletin duasına yaslandı. Milletin birliğine yaslandı. Milletine inandı ve işi bu noktaya getirdi. Dünü de biliyorsunuz, bugünkü hali de biliyorsunuz. Dünyada PKK'ya en çok desteğin verildiği ama PKK'ya karşı en güçlü olduğumuz dönemdeyiz. Bir daha söylemek istiyorum. Dünyanın, evet, ya bizim müttefiklerimizin PKK'ya en çok desteği verdikleri ama bizim de PKK'ya karşı en güçlü olduğumuz ve onu silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Bunu da size söyledim. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. yıldır. Birinci asrıdır. Cumhuriyetin birinci asrında PKK denilen terör örgütünün toprakların altına gömülmüş olduğunu, bir daha kimsenin sesini çıkaramayacağını ve sadece bizim toprakların altına gömdüğümüzün bir terör örgütü olmayacağını, aynı zamanda bu coğrafyada bize meydan okumaya çalışan Batı'yı da toprakların altına gömeceğimizi, terör örgütüne destek verenleri de toprakların altına gömeceğimizi burada bir kez daha söylemek istiyorum. Burada Türk'üyle, Kürt'üyle hep bir aradayız ve aynı masadayız. Şu cümle bile Türk'üyle, Kürt'üyle aynı masadayız ifadesi bile birilerinin kabusudur. Bunu bilesiniz. Bütün siyasi ayaklarını düşmanlık üzerine kurun, fitne üzerine kurun, geçmişte yaşanan acıları karartmak üzerine kuran bir anlayışa karşı bizim itirazımız var ve biz bununla beraber mücadele ediyoruz. Sınır içi, sınır ötesi fark etmez. Nerede PKK'lı varsa biz peşindeyiz. Askerimiz de peşindeyiz, jandarmamız da peşindeyiz, polisimiz de peşindeyiz, onlarla omuz omuza güvenlik korucu kardeşlerimizle hep birlikte peşindeyiz.